عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Bence tanrılar seni özene bezene yaratmış, sana işsiz bir güzellik vermiş. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bana saray vekili Harcı Hunifer'i çağırın. Giysilerinin içinde bulduk efendim. Bu yüzden
Yüzersif'in satış senedi efendim. Şimon adında biri Yüzersif'i Malik'e satmış. Bu senet senin yanında değil, bizim saray hazinemizde yer almalı. Nasıl isterseniz. Emrinizdeyim. Yüzersif sana emanet. Onun doğru dürüst bir şekilde eğitilmesini istiyorum. Saraydaki yaşam tarzını ve başkalarına nasıl davranması gerektiğini öğretirsin. Saray vekil harcımızın bu işin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Sence bunu sevgi ve saygısından mı yapıyor dersin? Bu koyun güden göçebe esasen niçin geldiğini bile bilmiyor efendim. Sevgi ve saygıyla da hiçbir ilgisi yok. Hiç saygılı bir çocuk değil. Bu elbiseler içinde daha da güzelleşti. Şşş, onu açıkça övmeyin. Kendini bir şey zanneder. Gel benimle. Bu gördüğün oda Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz 7 kapıdan geçmen gerekiyor. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin çok değerli eşi Züleyha'da bulunur. Burası da sarayımızın eşsiz manzarası. Buradan büyük Nil Nehri'ni kolaylıkla seyredebilirsin. Öteki yakada yani batıda ölüler dünyasını görebilirsin. Benimle gel. Burası Züleyha'nın özel odası. O çok mağrur ve kibirli bir asilzade. Onun emirlerine karşı gelmemeye dikkat et. Gidelim. Burası da Potifar ekselanslarının dinlenme odası ve özel kütüphanesi. Potifar Mısır'ın ikinci büyük adamı. Onun ve diğer ileri gelenlerin karşısında nasıl eğileceğini ve onlara nasıl saygı göstereceğini öğrenmelisin. O da Sufar, Potifar ekselanslarının özel kütüphanecisi ve kitap okuyucusu. Gidelim. Burası da Potifar Hazretleri ve Züleyha'nın yemek odası. Yusuf'u mutlaka kurtarmalıyım. Bir yol bulmalıyım. Yusuf tutuklu ya da esir mi ki bir yol bulacaksın? Ne olursa olsun o bir köle. Ama o görkemli sarayın içinde bir köleye pek benzemiyordu. Kuşun kafesi altın da olsa yine de esir değil midir? Ben Yusuf'u Yakup peygambere götürünceye kadar Mısır'ı asla terk etmeyeceğim.
Ama sen de gördün. Nasıl Aziz'i ve eşi Yusuf'u çok seviyor. Yakup peygamber kadar değil ama Yusuf'tan ayrı düştüğü için büyük sıkıntı içinde olduğundan eminim. Fakat Malik, Yusuf Mısır'a gelişinin Allah'ın iradesiyle olduğunu söyledi. Bu benim son ticari yolculuğumdu. Bir an önce malları yükleyip Babil'e geri dönün. Burası köle ve hizmetçilerin yaşadığı yer. Hunifer, efendi Hunifer, efendi Hunifer gelmiş, efendi Hunifer. Bunların hepsi Potifar'ın sarayına hizmet ederler. Bazıları sarayın muhtelif yerlerinde çalışır. Bazıları da papirus ve pamuk tarlalarında çalışırlar. Şu anda birçok işçi muhtelif tarlalarda çalışmakla meşgul. Bu odaların her birinde bir aile yaşar. Burada yaşayanların durumu çok kötü. Potifar ekselansları niçin onlarla ilgilenmiyor? Saray hizmetçileri ve tarlalarda çalışan işçilerin durumu bunlardan çok daha kötüdür. Biz bunlara kalacakları yer ve düzenli yemek veriyoruz. Onları ve çocuklarını koruyoruz. Ben onları görmeye gelebilir miyim? Neden olmasın? Ama Potifar ve Züleyha'dan izin almayı sakın unutma. Bunlar da tahterevan taşımak için kullanılan köleler. Burada da papirüs tomarları hazırlanır. Vekiller, Hunifer'e selam. Papirüsü yazı için kullanırız. Biz yazmak için hayvan derisi kullanırdık. Bu hayvan derisinden daha da iyi. Sen yazmayı biliyor musun? Beni yaratan bana yazmayı da öğretti. Bu çok iyi. Yazmayı bilen bir köle efendisi için bulunmaz bir nimettir. Kimden öğrendiğini söyledin? Beni eğiten sahibimden. O bütün dilleri bilir. Pekala. Gidelim. Burada da keten dokunur. Keten giysi yapımında kullanılan bir kumaş türüdür. Burada dokunan en ince keten kraliyet keteni olarak bilinir. Bu atölyede yalnızca sarayda yaşayanlar için keten dokunur. En ince ketenler burada Potifar'ın sevgili eşi
Züleyha için dokunur. Gidelim. Burası da sarayın çömlek atölyesi. Hünifer'e selam. At arabaları geçerken birkaç tane su borusu kırıldı. Onları değiştir. Bu boy borulardan mı efendim? Evet, evet, aynından. Kırılan bütün çömlekleri değiştireceğim. Çok iyi olur. Burası da kiler. Fırın ve mutfak için gerekli bütün maddeler burada saklanır. Aklını mı kaçırdın? İşini yap. Unutma. Bundan böyle çağrılmadan ve sana soru sorulmadan cevap vermemelisin. Züleyha kibirli bir kadın. Bazen diğer saraylılar gibi acımasız olabiliyor. Burası da saray mutfağı. Sınıf sınıf insanlar için farklı yemekler pişirilir. Köle ve hizmetçilerin yemekleri ayrı pişirilir. Saray memurları ve muhafızların yemekleri de ayrı pişirilir. Potifar ve Züleyha'nın yemekleri ise daha büyük bir özenle pişirilir. Neden farklı farklı yemek pişiriliyor? Herkes için bir çeşit yemek pişirilse daha iyi olmaz mı? Bu mümkün değil, olamaz. Potifar ve Züleyha'yı köle ve hizmetçilerle bir tutamazsın. Sınıf farkı var. Bu Yuzarsif. Bugünden itibaren Yuzarsif yemek dağıtımında size yardım edecek. O okuma yazma biliyor. Ona vereceğimiz bir levha üzerinden her bölüme gidecek yemek miktarını belirleyip teslim edecek. Görüyor musun? Sana nasıl da bakıyorlar. Burada senin için toplandılar. Ne istiyorsunuz? Yapacak işiniz yok mu sizin? Çalışın. Gel. Burası da saray tapınağı. Potifar ve Züleyha diğer saray memurlarıyla burada ibadet ederler. Biz tanrılarımızı burada muhafaza ederiz. Tanrılarınız yer ve mekana mı ihtiyaç duyuyorlar? Bu çok doğal. Yağmurda ve fırtınalarda dışarıda kalmamaları gerekiyor. Vekil Haç Hunufer'e selam. Bizi teftişe genellikle sabahları gelirdin. Günün bu saatinde gelmeni neye borçluyuz? Yuzarsif'e sarayı gezdiriyorum. Sarayda yaşayanlarla tanışmasını istiyorum. Neler oluyor? Saraydaki mücevherlerden bazıları çalınmış. Bunlar sarayın içinde görevli muhafızlar.
Hiçbiri itiraf etmiyor ve birbirlerini suçluyorlar. Anlaşıldı. Gidip bakalım. Bu ikisini saraydakilere ibret olsun diye iple sallandırmak gerek. İtiraf etmezlerse kesinlikle bunu yapın. Yemin ederim, ben bir şey yapmadım. Ben hırsızlık efendim, yapmadım. Yemin ederim benim yemin bir şey yapmadım. Görüntüden ne dediğiniz anlaşılmıyor. Hata yaptım Hunifer. Mecbur kaldım. Nasıl söylesem, bir an uykuya daldım istemeyerek. Hırsızlık olduğu gün ben nöbetçi bile değildim. Beni neden buraya getirdiklerini hiç anlamıyorum. Önünde sonunda suçluyu mutlaka bulacağız. En iyisi şimdi itiraf edip konuyu kapatın. O ben yokken nöbet tuttuğu yere gittiğini söyledi. Ben mi? Onun nöbet tuttuğu yere mi? Bu doğru değil. O yalan söylüyor. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nilüfer'in hazine odasından çıktığını gördüm. Bana inanın. Koskoca sarayda senden başka beni görecek kimse yok muydu yani? Muhafız yeri devralırken her şeyi gözden geçirmelidir. Uyumamalıydın. Sen suçlusun. Üzgünüm. Nilüfer Kipta'yı serbest bırakın ve bu askeri de zindana atın. Ben hırsız değilim. Bana acıyın. Bana acıyın. Gerçekten üzgünüm. Nilüfer Kipta'yı serbest bırakın ve bunu zindana atın dedim size. Efendim, ben hırsız değilim. Efendim, inanın bana, ben hırsız değilim. Bana acıyın. Tanrıların laneti üzerine olsun Nilüfer. Kapat çeneni. Umarım tanrıların gazabına uğrarsın Nilüfer. Kes sesini. Niçin her şeyi söylemiyorsun? Efendim, ben hırsız değilim. Yemin ederim ben hırsızlık yapmadım. Ben kimin hırsızlık yaptığını ortaya çıkarabilirim. Hayır oğlum, bu senin işin değil. Bana güvenin. Hırsızın bulunmasını istemiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Sen hırsızı nasıl bulacaksın peki? Babamdan öğrendim. O yargılamada çok yetkindi. Emin misin? Evet efendim. Sınayabilirsiniz. Pekala. Ben hırsızın kim olduğunu biliyorum. En iyisi itiraf edip suçunu daha da ağırlaştırmasın. Mücevherlerin çalındığı gün nöbet sırası bende değildi. Ben suçsuzum. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nilüfer'in hazine odasından çıktığını gördüm efendim. İnanın bana. Ben suçsuzu biliyorum. O hiç korkmasın. Suçluyu da biliyorum. Birazdan herkes onu tanıyacak. Hunifer'den suçluyu işaret ettiğimde derhal boynunu vurmasını istiyorum. Bu mümkün mü Hunifer? Ben sadece onu bilmek istiyorum. Radomon hazırdır. Yeter ki onu bana işaret edin. Derhal işini bitireceğim. Radomon, bu ikisi şurada diz çöksün. Gözlerini bağlamalarını söyleyin. Mendil getirin. Mendiliniz var mı?
hırsıza son bir kez şans veriyorum. İtiraf ederse bağışlanacak. Ama onu ben işaret edersem, Radamon şuracıkta boynunu vuracak. Hırsız budur. Kılıcınızı çekin. Hırsız bu. Boynunu vurun. Hayır, hayır. Yapmayın. İtiraf ediyorum. Mücevherleri ben çaldım. Efendim, bağışlayın beni. Boynumu vurmayın. Beni bağışlayın. Mücevherleri ben çaldım. Ben çaldım efendim. Ben çaldım. Bu kadar çabuk itiraf edeceğini tahmin etmiyordum. Aferin Yüzersif. Aferin sana. Götürün onu. Aferin oğlum. Mükemmeldi. Başaracağını düşünmüyordum. Minnettarım. Ayağa kalk. Sana minnettarım Yüzersif. Sen olmasaydın ceza alacaktım Yüzersif. Sana çok teşekkür ederim. Senin suçsuzluğunu ispat etmek için olmasaydı Ninifer'i insanlar içinde küçük düşürmezdim. Çok da masum sayılmaz. Bir kez daha nöbet yerini terk edersen en ağır biçimde cezalandırılacaksın, anladın mı? Emredersiniz efendim. Size minnettarım. Size minnettarım. Pekala Yüzersif. Gidelim. Gel benimle. Hem akıllı hem zeki. Gördün mü onu nasıl tuzağa düşürdü? Hem güzel hem de akıllı. Evet. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir çocuk nasıl böyle bir şey yapar ki? Boynunun birazdan vurulacağını sandığı için süratle yerinden kalkıp suçunu itiraf etti. Hayır, hayır, boynumu vurmayın. İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Ben çaldım diye yalvarmaya başladı birden. Yüzersif'in bu hilesi herkesi çok şaşırttı. Hiç kimse onun gibi bir çocuğun bu kadar zeki olacağını düşünmüyordu. Doğrusu ben Potifar'a bu değerli hediyesi için minnettar olmalıyım. Yüzersif okuma yazma da biliyor efendim. Bugünden itibaren kimse fazla yemek alamaz. Yüzersif herkesin ve her bölümün yemeğini yazıldığı gibi teslim edecek. Bir kölenin okur yazar olması efendisi için büyük bir nimettir. Söyler misiniz Yüzersif acaba nerede kalacak? Daha karar vermedik. Karar verecek ne var? Kölelerin uyuduğu yer tabii ki. Hayır. Köleler arasında olmaz. Sarayda olmalı, burada. Ona dün gece gösterilen oda olsun. Söyle bakalım, odandan memnun musun Yüzersif? Minnettarım. İzin verirseniz ben de saray hizmetkarları ve kölelerle birlikte kalmak istiyorum. Nerede ve kimlerle yaşayacağına ben karar veririm. Anlaşıldı mı acaba? Bir kölenin sarayda kalması kurallara aykırı efendim. Diğer kölelerin kıskanmasına ve isyan etmesine yol açabilir. Ben ve sarayın efendisi Potifar bu çocuğu seviyorken başkalarına hiç laf düşmez. Bu konu burada kapanmıştır. Hadi gel. Yüzersif. Oğlum. Benim çocuğum yok. Beni baban gibi gör lütfen. Bir sorunun olursa gel bana söyle.
Minnettarım. Zavallı babam. Allah ona sabır versin. Hey Kenan'ın kurtları, size söylüyorum. Size söylüyorum Kenan'ın kurtları. Niçin susuyorsunuz? Baba, kurtlar da konuşuyor mu? Hayır oğlum. Eğer ancak Allah dilerse benimle konuşurlar. Bak oğlum. İşte geldi oğlum. İşte. Babamız geliyor. Kalkın. Kardeşinize ne yaptınız? Niçin cevap vermiyorsun Levi? Söyledik ya, onu kurt yedi. Yalan söylüyorsun. Kurt inkar etti. Yusuf'tan haberi olmadığını söyledi. Kurt mu? Babacığım, kurt nasıl inkar edebilir ki? Ben duydum. Kurt babamla konuştu. Yusuf'u parçalamadığını söyledi. Çok geç olmadan kardeşinize ne yaptığınızı söyleyin. İş işten geçmeden konuşun. Gerçek size söylediğimizdir. Kurt Yusuf'u parçaladı. Kurda iftira etmeyin. Ne yaptıysanız siz kurt karakterliler yaptınız. Gelin tövbe edip gerçeği söyleyin. Allah herkese tövbe edecek mecal vermez. Özellikle de taş kalpli olanlara. Ismarladık Malik. Görüşmek üzere. Yolun açık olsun.
zarsefi buraya getirin. Seninle birkaç yıllık evlilik süresince bir çocuk sahibi olamayacağımı anladım. Anne olma zevkinden seni mahrum etmek istemiyorum. Her şeyden önce evleneli birkaç yıl oldu, öyle değil mi? Gelecekte çocuk sahibi olamayacağımız ne malum? Ayrıca benim efendim Potifar'a olan sevgim çocuk sahibi olmak için de değil. Bilmem anlatabildim mi? Beni çok sevdiğini biliyorum. Bu sevgini takdir etmek için yüzer sefi sana takdim ettim. Böyle bir evlatlığa sahip olmanın seni çok sevindireceğini biliyorum. Sevginizden başka beni hiçbir şey mutlu edemez. Sizin hediyeniz olduğu için yüzer sefi kabul ettim. Bir gün çocuk sahibi olursak Yüzersif gibi güzel ve sevecen olur mu sence? Belki. Ama onun gibi akıllı ve bilgili olmayacağı kesin. Sen ne yaptın ki Züleyha, seni yere göğe sığdıramıyor? Mücevher hırsızını ortaya çıkarmak için yaptığı mizansen herkesi hayretler içinde bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Efendim, bugün sarayın dört bir yanında Yüzersif'in zekası konuşuluyordu. Herkes Yüzersif'in Nilüfer Kiple'yi zindana gönderdiğini anlatıyordu. Daha ilk günden Züleyha'nın evlatlığı olabileceğini ispatladın. Kulaklarımla duydum. Onu evlatlık alacaklarını söylüyorlardı. Züleyha mı? Züleyha onu evlatlık almayı kabul etti mi yani? Bir şey demedi. Ama buna razı gibi görünüyordu. Bazı söylentiler duydum. İşin aslı nedir? Tahmin edebiliyorum. Muhakkak Yüzersif hakkındadır. Yüzersif'i evlatlık aldığın doğru mu? İyi bir seçim değil mi? Ama bu bizim geleneklerimize tamamen aykırı. Yüzersif bir yabancı ve aşağı bir ırka mensup. Sizin gibi bir asilzadeye hiç mi hiç yakışmıyor efendim? Oğlum olduğunda o da ünvan ve makam sahibi olacak, merak etmeyin. Peki ya sahip olduğu inançlar ne olacak? Amon'un düşmanı ve Mısır'ın inanç sistemine karşı olmadığı ne malum? Söylediklerini garipsedim. Biliyor musun karım ama taze fidanlar kolaylıkla eğilip bükülebilirler. Gelin bu düşünceden vazgeçin. Bu sizin yararınıza olmaz. Ben kararımı verdim. Sen de beni üzecek laflar yerine bana yardımcı ol. Lütfen. O halde izin verin son sözü söyleyeyim. Bugün Amon toprağındaki büyücüye gittim. Yüzersif'in özelliklerini ona anlattım. Ne dediğini biliyor musun? Bu çocuk Züleyha'nın düşmanıdır. Ona hayatı zindan edecek. Onu tanrılardan soğutacak dedi. Büyücü gelecekte senin başka bir tanrıya inanacağını da söyledi efendim. Bu boş lafları sana kim söyletiyor? O bir çocuk. Ben daha şimdiden onu istediğim şekilde eğitebilirim. Umarım beni anlıyorsundur.
Yarından itibaren onu benim yanıma getir. Ona Mısır halkının gelenek ve göreneklerini öğretmek istiyorum. Sen de yardımcı olacaksın. Ben yalnızca sizin için endişeleniyorum. Böyle istiyorsanız itaat ederim. Ama karımama söylemedi demeyin. Ekselansları Potifar'ın yemeğini götürmeye geldim. Yuzarsif gelene kadar yemek yok. Yemeklerin dağıtımından o sorumlu. Burada kendini sevdirmeyi başardı. Potifar ve Züleyha onu evlatlık almak istiyor. Çekilin, çekilin. Saray mensuplarının sayısı Yuzarsif'e verildi. Herkese ve her bölüme Yuzarsif'in söylediği miktarda yemek verilecek. Mehmetçilerin yemeği 20 kişilik. Kişilik. Tapınakta 5 kahin var. Neden 20 kişilik alıyorsunuz? Tapınaktaki tanrıların da yemeğe ihtiyacı yok mu? Tapınaktaki tanrılar yemek mi yiyor? Hayır, yemiyorlar. Ama bizi kutsamaları için kullarının yemeklerini onlara hediye etmek gerek. Tanrılar bu yemekleri kutsadıktan sonra onları kim yiyor? Tanrıların kutladığı yemek tapınak kahinleri ve hizmetkarlarına ait. Bu durumda tapınak rahipleri diğerlerinin 4 katı yemek yiyecek. Bu yüzden tapınak kahinleri her geçen gün biraz daha şişmanlıyor. Saray işçileri yeterli yiyeceği bulamazken kahinler ve onların yakınları tanrıların bereketleriyle her gün biraz daha şişmanlayıp duruyorlar. Tanrılar biz kullarının yemeğini kutsamazsa ne olur peki, söylesene. Yemek midemizde ekşir herhalde. Tapınak hizmetkarlarından utanmıyorsanız bari tapınağın tanrılarından utanın. Bu çatı Yuzarsif'in başına bir iş açacak, göreceksiniz. Burada tapınak kahinleri ve hizmetçileri 5 kişi olarak belirtilmiş. Tapınağa daha fazla yemek veremem. Bu seni ilgilendirmez. Biz her zaman 20 kişilik götürdük, şimdi de götüreceğiz. Bugün ne kadar isterlerse verin. Bu sorunu Hunifer gelip çözsün. Tanrılar adına kahinlerin ağzına. Şimdiye kadar hiç kimse bunlara itiraz edememişti. Aferin sana. Aferin. Geçen gün Nilüfer Kipta, bugün de tapınak kahinleri rezil oldu. Bu çocuğun Nilüfer Kipta'yı nasıl zindana gönderdiğini gördünüz mü? Akıllı ve cesur bir çocuk. Nilüfer geliyor. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır efendim. Yuzarsif tapınak hizmetçileriyle biraz tartıştı.
fazla yemek almalarına engel olmak istedi. Karimama da bu olaya tanıklık etti. Sanırım kahinler ve Karimama bu çocuğa bir komplo kuracaklar. Ekselanslarının yemeği hazır. Evet efendim. Al da gidelim. Sen de gel Yuzarsif. Bunların yemeklerini de her günkü gibi ver. Gidelim. Orada olsaydınız da bize nasıl güldüklerini görseydiniz bir. Saray çalışanları da onunla bir olmuştu efendim. Potifar saray mensuplarının yemeğini dağıtmak için bir çocuğu mu görevlendirmiş? Onu görevlendiren Hunifer. Onun tanrılarımıza tapmadığından adım gibi eminim efendim. Eğer öyleyse onu ne pahasına olursa olsun sağ bırakmam. Potifar ve Züleyha'yla bir an önce konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Yuzarsif, Yuzarsif sana söylüyorum, neredesin? Mimi Sabu, ne oldu? Burada ne arıyorsun? Yoksa sen bizim tanrılarımıza tapmıyor musun ha? Ne demek istiyorsun? Az önce kahin Hufo tapınak hizmetkarlarına eğer senin tanrılarımıza tapmadığını ortaya çıkarırsa seni yaşatmayacağını söyledi. Eğer benim Rabbim istemezse hiçbir şey olmaz. Soruma cevap vermedin ama. Ben inançsız değilim ve Allah'a ibadet ediyorum. Hangi tanrıyı kastediyorsun? Senin Rabbin, benim Rabbim, hepimizin Rabbi birdir. Pekala. Yüreğime su serptin. Rabbimin seni beni kurtarmak için gönderdiğini biliyor muydun? Bana mı söylüyorsun? Hayır, hayır. Kendi kendime konuşuyordum. Bir şey yok, gidebilirsin. Benimle oyun oynar mısın? Tabii ki, memnuniyetle. Dikkatli ol, sakın düşme. Dikkat et. Görecektiniz. Bütün saray çalışanları onunla bir olup kâhinleri alaya aldılar. Nasıl olur da bir çocuk tapınak kâhinleriyle alay edebilir anlamıyorum. Kâhinlerin tanrılar adına yemek alıp yediklerini söylüyorlardı efendim. Ben bu konuda onu uyaracağım. Ben ondan eminim. O ne Amon'a tapıyor ne de başka bir tanrıya. Ekselans Potifar bekliyorlar. Yemek zamanı efendim. Bu çocuğu dizginleyin. Eğer tapınaktaki kâhinleri kızdırırsa kendi hayatını tehlikeye atar.